Betüş, ben geldim. Aa, Perihan hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni buraya? Annenlere gidiyordum, geçerken sana da bir uğrayayım dedim. Nasıl gidiyor? Harika. Bugünkü heyecanınızı da atlattık mı her şey yolunda demektir. Ne heyecanı bu? Ceren'le ilgili. Bugün okulda tiyatro seçmeleri var. Eğer kazanırsa başrolü oynayacak. Sahi mi söylüyorsun? Kulaklarına inanamayacaksın ama oyun bir iyilik perisini anlatıyor. Desene oyun bize anlatıyor. Kazanırsa Ceren mi oynayacak peri rolünü? Evet. Ay. Ama kazanamazsa her şey bir kabusa dönüşecek. Ay bu rolü o kadar çok istiyor ki kendine bir peri kostümü aldırdı. Gece gündüz üstünden çıkartmıyor. Ah canım, inşallah kazanır. Kazanamasa da gerçek bir peri olan annesi onun kırık kalbini tamir eder nasıl olsa. Ona hayatın bazen kaybetmek demek olduğunu da güzel güzel anlattı. Perihan canım, biliyor musun? Ben artık kendimi bir peri gibi değil de gerçek bir anne gibi hissediyorum. Farkındayım hayatım. Bu sana ne kadar yakıştı biliyor musun? Hem sana daha çok iyi bir eş oldun. Çocuklara harika bir anne oldun. Bu bir perinin sihir gücüyle başaramayacağı kadar zor bir şey kızım. Ah, sihir dedim de gidip Dudu'yla Eda'ya bir bakayım. Akılları başlarına geldi mi diye. Annemin de Eda'nın da sihir yeteneklerini almışsın ellerinden. Geçen gün bizim evden ta şatoya kadar yürümek zorunda kaldılar. Oh olsun. Öyle kafa kafaya verip abuk subuk sihirler yapmaktan vazgeçsinler bakalım. Ne zaman Sadık'la seni ayırmaktan vazgeçecekler, o zaman sihir yeteneklerini geri alacaklar. Hadi bay bay, görüşürüz. Benim de işim bittiğine göre artık ben de gidebilirim. O benim sihirli ay.